Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, uzunca bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyim. Türkiye'den getirdiğim cin biber ve yedi veren biberleri turşusunu kurmuştum. Bu tarifimi arkadaşlar hatırlarsanız sizlere 3 tarifi birden vermiştim. Bu kez sadece bu turşu tarifini sizlere vermek istedim. Uzun videoyu bakmak istemezseniz bu şekilde kısa halde işinize yarayacaktır diye umut ediyorum. Sizlere ölçü miktarını sadece kavanoz olarak vereceğim. Sizler dilerseniz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Öncelikle biberlerimizi yıkıyoruz ve sap kısımlarını kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz biberlerimizi kavanozlara dolduruyoruz. Ben biberleri karıştırmadım arkadaşlar. Cin biberleri bir kavanoza, yedi veren biberleri bir kavanoza doldurdum. Eğer acı biber sevmiyorsanız, yiyemiyorsanız arkadaşlar normal biberden de turşu kurabilirsiniz aynı ölçülerden. Ben sadece yaptığım turşuyu sizlere paylaşıyorum ama dediğim gibi acı yerine tatlı biber de kullanabilirsiniz. Evet, bunlar yedi veren süs biberleri annemin bahçesindendi. Cin biberleri de Karaman'dan, pazardan aldım. Evet, bunları da aynı şekilde arkadaşlar sap kısımlarını keserek kavanoza dolduruyorum. Dilme işlemini yapmıyorum arkadaşlar. Gerek yok çünkü sap kısmından kestiğimiz için içerisine sirkesi ve tuzunu girecektir ve 3-4 hafta içerisinde turşumuz olacaktır. Bunun için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Ama dilerseniz diledebilirsiniz. Tamamıyla size kalmıştır. Biberleriniz taze ise turşumuzun olma süresi de birazcık kısalacaktır. Biberlerin tazeliğine göre de turşumuzun olma süresi değişecektir arkadaşlar. Bunları da göz önüne alalım. Evet, kavanozlara doldurduğumuz 7 veren süs biber ve cin biberlerimizin içerisine 2-3 tane diş sarımsak koyalım. Dilerseniz aralarına da koyabilirsiniz 1-2 diş. Yarım tatlı kaşığı şeker her bir kavanoza. Yarım yemek kaşığı kadar iri kaya tuzu her bir kavanoza. Tuz miktarını damak tadına göre de ayarlayabilirsiniz. Üzerine 1 çay bardağı elma sirkesi. Dilerseniz arkadaşlar üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Her bir kavanozun içerisine 1 çay bardak elma sirkesi ilave ediyorum. Ve kavanozlarım dolana kadar üstü basa hazır içme suyu dolduruyorum. Bu şekilde sirkeli turşumu kurmuş oluyorum arkadaşlar. Yapımı çok kolay. Klasik turşularımızdır. Bu turşu tarifini arkadaşlar senelerdir yapıyorum. Her türlü sebzeden de yapabilirsiniz. Normal kıl biberden, salatalık turşusu, lahana turşusu, karışık turşu, her türlü turşuyu bu tarife göre uygulayabilirsiniz. Evet, yapımı çok kolay. Evet, biberlerimiz üzerine kalkmaması için bir küçük tutam maydanozu da biberlerin üzerine bastırarak yerleştirelim ve kapağını kapatalım, sıkıca kapatalım. Serin ve karanlık erzak dolabımıza kaldıralım. Yaklaşık 3-4 hafta içerisinde turşumuz yemeğe hazır olacaktır. Bu videoda gördüğünüz diğer görsellerin tarif videolarını arkadaşlar diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Domates sosu tarifimi ve domates soslu biber turşu tarifimi izleyebilirsiniz. Bu şekilde kışlık tariflerimi kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Evet, gördüğünüz bu tariflerin hepsini sayfamdan bulabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. Videomu izleyen, beğenen ve yorum atan hepinize sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Bir başka yayında farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.